1. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 194 1-28. Gözde fotoreseptörler ve görme sinirlerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap C. 29. Prespitlik rahatsızlığı gözün hangi bölümünün işlevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkar? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap B. 30. gözün beslenmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap E. 31. duyu organlarının tamamında. I. Mekanik uyarıdan etkilenme. 2. Reseptör bulundurma. 3. Uyarıları talamustan beyin kabuğuna iletme. 4. Dış ortama açık olma. İfadelerinden hangileri ortaktır? A. Yalnız 2. B. Yalnız 4. C. I. 2 ve 4. D. 2, 3 ve 4. E. I. 2, 3 ve 4. Cevap A. 32. dişilerde LH hormonu etkisiyle. I. Yumurta ana hücresinin mayoz geçirmesi. 2. Korpus luteum oluşumu. 3. Yumurtanın yumurta kanalına geçişi. Olaylarından hangileri gerçekleşir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 33. yeterince su içmeyen sağlıklı bir bireyde. I. Hipotalamustaki ozmoreseptörün uyarılması. 2. Derişik idrar oluşması. 3. ADH salgısı artması. 4. Kan ozmotik basıncının artması. Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A. İ. 3. 4. 2. B. İ. 4. 3. 2. C. 4. İ. 3. 2. D. 4. 3. İ. 2. E. 3. İ. 2. 4. Cevap C. 34. Diyabet rahatsızlığı ile ilgili. I. İdrarda glikoz bulunabilir. 2. Çevresel ya da genetik oluşabilir. 3. Hücrelerinde yeterince glikoz bulunur. İfadelerinden hangileri yanlıştır? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap B. 35. insanın sindirim kanalında bulunan. I. Pepsin. 2. HCL. 3. Tripsin. Moleküllerinden hangileri inaktif enzimleri aktifleştirir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.